Su altında nasıl konuşuruz? Su altında elektronik maske sistemi olmadan konuşmamız pek mümkün olmadığı için sadece el işaretleriyle anlaşırız. Uzun uzun sohbet etmeye ihtiyacımız da yoktur. Maksat sessiz bir şekilde dolaşmak ve gözlem yapmaktır. Fakat yine de su altında basit bir iletişim her zaman önemlidir. Detaylı iletişimin gerektirdiği anlarda yazı tahtalarını kullanırız. İlk olarak arkadaşımızın dikkatini çekecek olan bir ses çıkarmamız gerekir. Bunu genelde komik bir şekilde ellerimizi birbirine vurarak gerçekleştiririz. Ya da küçük ses aparatlarını birbirine vurarak gerçekleştiririz. Ardından göstermek istediğimiz canlıyı ya da nesneyi daha önceden özel bir işaret vermişsek o işareti göstererek anlatırız. Mesela bunun gibi. Uluslararası bütün dalgıçların kullandığı 25 standart dalış işareti vardır. Bunların bir kısmını çok sık kullanırken bazılarını hiç kullanma gereği bile duymayız. Fakat yüzeysel olarak tüm dalıcılar bunlara hakimdir. Birincisi okey işareti. Hem soru hem de cevap için kullanılır. İyi misin? Evet iyiyim anlamına gelir. İkincisi büyük okey işareti. Bu açık denizlerde uzak mesafelerde tekneye veya karadaki dalıcılara sorulan veya cevaplanan bir işarettir. Üçüncüsü yukarı işareti. Bu dalışa başlayan adayların en çok karıştırdığı işaretlerden birisidir. İyiyim anlamına gelmez. Aksine yukarı çıkıyoruz veya yukarı çıkmak istiyorum anlamını taşır. Dördüncüsü aşağı işareti. Deniz yüzeyinde kontroller yapıldıktan sonra dalış eğitmeninizin size göstereceği bu işaret ile su altına iniş gerçekleştiririz. Beşincisi problem var işareti. Bu işareti gösterdikten sonra problemin nerede olduğunu göstermelisiniz. Gibi. Altıncısı problem var işareti. Fakat bu da açık denizde uzak mesafelerdeyken tekneye veya karadaki dalıcılara sorulan ve cevaplanan bir işarettir. Selam vermek anlamına gelmez. Açık denizde birisine bu şekilde selam vermeye çalışırsanız büyük heyecanlara veya panik ortamına neden olabilirsiniz. Denge eleğinizde bulunacak bir düdük ve sarı turuncu renklerde olan işaret şamandırası yerinizi kolayca bildirmenize yarayacaktır. Yedincisi paletleri kullan demek. Aşağı yukarı şeklinde paletlerimizi kullanmalıyız anlamına gelir. Sekizincisi bu da paletleri kullan anlamına gelir. Dokuzuncusu dizlerin üzerine otur anlamına gelir. Kumluk bir alanda veya havuzda sığ su dalış eğitimi becerilerinizi yaparken eğitmeniniz size bu işareti göstererek dizlerinizin üzerine oturmanızı isteyebilir. Onuncusu bu işaret gel demek. 11. Bu işaret bak veya beni izle demek. 12. Bu işaret dur demek. 13. Bu ise sakin ol, yavaşla anlamını taşır. 14. Kaç bar havan var diye sorulur. 15. Bu 100 bar demektir. 16. Bu 50 bar hava yani rezerv anlamına gelir. 17. Her parmağımız 10 bar anlamı taşır ve söyleyeceğimiz havayı hesaplarken kullanırız. 10, 20, 30, 40 şeklinde. 18. Havan bitti anlamına gelir. 19. Hava paylaşalım mı demektir. 20. Yukarıda. 21. Etrafında anlamına gelir. 22. Bu derinlik seviyesinde kalalım demektir. 23. Hangi yöne gidiyoruz anlamına gelir. 24. Bu tarafa gidiyoruz ya da bu tarafa gidiyoruz anlamına gelir. 25. Üşüdüm demektir. 26. Elimi tut veya el ele tutuş demektir. 27. Dalış badin ile yan yana git anlamına gelir. 28. Dalış badin nerede? Dalış badin nerede demektir. Dalış öncesinde siz de arkadaşlarınızla görüşüp kendinize özel işaretler belirleyebilirsiniz. Böylece suyun altında bir şey anlatmak istediğinizde çok daha kolay bir şekilde ifade edebilirsiniz.